Herkese merhabalar, yeni kahramanımız Barat. Dün geldi aslında ama videosunu çekemedim. Bugün de feni görüyordu ama bugün de atmamak ve çok geciktirmek istemedim. Hemen çağrıdan bahsedeceğim. Oyunu izlemek isteyen şöyle bir 5-6 dakikacık ileriye sarabilir. Hemen oyunu izleyebilir. Çağrı'nın pasif abi, altta gördüğünüz gibi bir yük birikiyor. Bu yükün adı Koca Adam. Ve bu yük 25'e kadar birikiyor. Her yetenekte biri birikiyor. Düz vuruşlar buna etki etmiyor. Vesaire vesaire. Bunun şöyle bir olayı var. Her yük size 5 büyü direnci, 5 scissor ve %3 de esneklik kazandırıyor. 16 yüke ulaştığında da bu yükünüz, şöyle gösterelim bir saniye. Şöyle birkaç tane şöyle hasar botu falan koyalım buraya. Şu an mesela düz vuruşlarınızda herhangi bir olay yok ama bu 16 tane yüke çıktığı zaman bu şekilde yere vuruyor ve bu yere vurma hasarı ekstra olarak gördüğünüz gibi belli bir fiziksel hasar veriyor ve onları 0.2 saniye için ufak bir süre ama %40 oranında hemencecik yavaşlatıyor. Bu üzerinizdeki pasifler hiçbir yetenek kullanılmadığı takdirde 12 saniyede bitiyor. Tekrardan küçülüyorsunuz. Yükünüz 25'e çıktığı takdirde çok büyüyorsunuz. Yani çarın öyle bir efekti var görsel olarak. En fazla buraya kadar büyüyorsunuz. Büyüyünce gerçek bir T-Rex ama küçükken de bir civcive dönüyor abi. Böyle bir tavuğa falan benziyor yani. Minicik bir şey oluyor. Boyunuz moyunuz olduğuna bakmayın. Bildiğin küçük bir tüye dönüyor yani, o çok küçük. Neyse, boş yapmadan devamını anlatayım. Char'ın ilk yeteneği şöyle bir alana hasar çıkartıyor. Ve bu alan sizin üzerinizdeki bu yüklere göre değişiyor. 6, 11, 16 ve 21 yüklere göre sürekli büyüyor. Şu an en fazla 25'teyiz. 21'den de fazla olduğu için en büyük alan bu şekilde. İlk hasarın peşine tekrardan yerde bir yarık oluşuyor ve bu hasarın tekrar patlamasıyla beraber bir hasar, daha doğrusu bir, evet, hasar oluşuyor. Tekrardan bir hasar veriyor ekstra olarak. Burası böyle. Alanları dediğim gibi 6, 11, 16 ve 21'e göre artıyor. Altınızdaki yüklere göre, Koca Adam yüküne göre. W'su bu şekilde bir füze atıyor. O füze patlıyor ve rakipleri birazcık ileriye atıp sersemletiyor kısa bir süre için. Bunun haricinde ultisi, şöyle gösterelim ultisini. Burada bir rakip var. Bu alandan şöyle bir alan içerisinde bu rakibe kısa bir süre fokus atıyor. Sonra bunu içine alıyor abi. Sadece sen nereye tüküreceğini, nereye fırlatacağını seçebiliyorsun. Normal bir alana fırlatırsan sadece hasar veriyor. Ama bu adamı ya duvara, şöyle duvara veyahut da şöyle bir bot daha alalım, rakibe atarsan sersemletiyor. İki tarafı da. Rakibe atarsan iki tarafı da, duvara atarsan da, kime attıysan onu. Bu ultinin hasarı da aynı şekilde Koca Adamın 6, 11, 16 ve 21 yüklerine göre artıyor. %25 oranında artar diyor. Bu büceriyi öğrenen Detona her doğuştan hemen sonra 15 Koca Adam birikimi kazanır. Şu an levelim 15 olduğu için böyle ilk birinci seviyedeyken, yani ultisi 4'teyken 5 yükle başlıyorsunuz. 8'deyken 10 yükle, 12'deyken de 15 yükle oyuna direkt öldükten sonra başlıyorsunuz. Tabi ama bunu kaybetmemek için 12 saniye içerisinde bir yetenek vuruşu hedefe, herhangi bir hedefe tutturmanız lazım. Bunlara minyon da dahil. Başka anlatabileceğim bir şey var mı? Yok galiba. Char tank olarak da hasar olarak da oynanabilecek bir char. Şu an metadaki bütün tanklarda olduğu gibi işte Balmontlar, Hildalar vesaire, Haritler, Yuzonglar hepsi aynı şekilde oynanabiliyor. Bu da onlar gibi bir char olmuş. Mana sıkıntısı var. Kendi gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Kanusamış itemini tavsiye etmiyorum. İşe yaramıyor. Hasar olarak gitmeniz daha mantıklı ki hani 16 yükü geçtikten sonra düz vuruşları çok fazla olduğu için. Hatta şöyle bir deneyelim mesela, bir saniye. Şöyle azıcık bir altın ekleyelim. Bakalım düz vuruş bu ilde ne kadar vuracak. Şöyle bir tane zırt denmeye, bir tane de umutsuzluk yapalım. Gitme ya, gitti. Neyse, sağlık olsun. Şuraya hemen birazcık bot atalım. Şunu da satalım abi. Ne çıkalım. Bir tane daha umutsuzluk çıkalım. 16 ol. 16 ol. Şöyle gördüğünüz gibi 2600. 3200. Hey yavrum hey. Hasar botlarının savunması vardı. Onlara ne kadar vuruyor? Oy, bunların savunması yokmuş. Evet, bunları kaldırmışlar. Savunmasız.
Ama ortalama 1,5-2K arasında bir hasar yine çıkartır gibi duruyor. Tabii bir tane ayakkabı falan ama böyle girdiğiniz takdirde savunmanız birazcık az olabilir. Ölebilirsiniz ama dediğim gibi Char'ın çok büyüdüğündeki pasiften dolayı, daha doğrusu 25 yüklü hani çok fazla bir... Ne oldu lan? Tek yedi lan. Bizim vurdu bana. Şu an mesela büyü direncimiz ve fiziksel savunmamıza bakalım. Büyü direnci 158, fiziksel savunmada 193. Gördüğünüz gibi normallerin artısı olarak 125'te 25 tane yük kazandığımız için 5 çarpı 25'ten 125 bize yük vermiş durumda. Tank ve tank girerseniz ölümsüz olursunuz. Hasar girerseniz de kim bilir belki de takıma göre hiçbir şekilde AD itemi çıkmadan, daha doğrusu savunma itemine ihtiyaç duymadan böyle gelene geçen abi bam 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 yapıştırabilirsiniz. Char'ın ama en önemli ve en dikkat edilmesi gereken şeyi koca adam pasifi. Çok dikkat etmek lazım. Artı ultiye bastığınız anda saflaştırılı kurtulabilir. Alandan çıkarsa kurtulabilir. Ve siz bu ultiye bastığınız anda hiçbir şekilde bozamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Kule altında falan atarken dikkat edin. Ben çünkü galiba videoda öldüm az önce. Ben ettim, siz etmeyin. Şimdi maça geçebiliriz. Evet, oyundayım. Bakalım neler olacak. Şimdi bu girişi biraz böyle rol yapıyorum. Çünkü az önce izlediğiniz o pratik modundaki yeri şu an bu video oynarken daha çekmedim. Normalde herkese merhabalar diye giriş yapacaktım. Sonunda yine böyle hatırladım. Öyle bir şey yapacağımı sonradan. Yeni Char'ı oynayacağım. İkinci maçım bir el daha denedim. Yine güzel bir maç olmuştu. Fakat karşı tarafta biri AFK kalınca kapattım ben de videoyu abi. Oynamak istemedim. Daha doğrusu atmak istemedim. Şimdi iki türlü oynanabilir bence. Birincisi... Daha doğrusu üç çeşit oynanabilir. Mid'de de oynanabilir gibi duruyor. Ama tank olarak ve daha doğrusu solo lane'de de hasar olarak veya solo lane'de yine tank olarak gayet oynanabilecek bir Char. Şimdi mid lane'den şöyle başlayalım. Sıkıntısı mana. Mana ayakkabısı yapmak veya orman itemini erkenden çıkmak şart gibi duruyor. O yüzden şunu şöyle yapalım. Şimdi ara ara yine bahsedeceğim de şöyle önce bir oyunumuzu oynayalım abi. Riski atmayalım. Çok hasar yedim ya. Dön hemen. Al burayı. Karşıya gidebiliriz. Şu koşu yolunu unutmamam lazım. Fiskesi var onun. Eksipsini çökebiliyorum buradan, çok iyi. Al bura bura. Evet, evet. Teşekkürler. Şunu da alalım. Kesebilirdik de. Şu an gerçi kufra tarzı çağrımız yok ya. Kesemeyiz kanka, çık. Çık çık, hiç uğraşma, boş ver. Fiske girmiş. Saflaştır girse bir ihtimal kesilebilirdi ama şu an kesilemez o çar. Kaçar, boş yere ölürüz. Roam Q'su bitti mi bitiyor çar. Tonus düştü aşağıda. Güzel. Az önce kanoslamış bu ulti denedim ama hasar vermiyor ve kanoslamış da bir halta yaradığı falan yok. İstediğimi tutup atabilirim. Saflaştırları yok ya. Birisi yanaşsa direkt ölecek de. Yanaşmadılar. Fiske de girilebilirdi ama Atlas falan olunca almak istemedim. Fiske girilip ulti bastıktan sonra fiske çalışıyor. Hareket edemiyorsunuz ama fiske çalışıyor abi. Gerek bile kalmadı. Bastık ama. Kes. Çok iyi. Çok iyi. Tut onu da. Çok iyi. Tamamdır. Ayakkabıyı midde oynadığım için şu an mana ayakkabısı yapmayacağım. Ayakkabıyı zırh ayakkabısı yapmak daha iyi de büyü niye çıktın diye sorarlar o zaman adama. Görmedim. Otobüyükte varmış. Bilsem çıkmazdım. Şimdi hemen şu ayakkabı bittiyse ama onu şu an satmanın bir manası yok artık. Çünkü çıktık yani. Oo çaldı.
seçme. Güzel. Ya bitmeyen savaş ya da umutsuzlukla başlayacağım. Hasar vermesi lazım. Hatta düz vuruşu büyük ihtimal 16'dan sonra çok fazla vuracaktır. Ve onu da destekleyebiliriz aslında. Fırtına, kritik tarzı itemlerle. Bilmiyorum, bakalım. Oynayacağız. Mid'de oynadığım için de bu hareket hızır ürününe girdim kill aldıktan sonra. Dikkat et. Çok iyi. Şu 16'dan sonra yere darbe vuruyor ya, o bayağı iyi abi. Buna güvenerek aslında saldırı hızı buldum düşünüyorum dedim. Düştü kanka. Bakalım. Bak şu var ya, işte bak şu var ya, of hakikaten ha, saldırı hızı fena vurur, kritik falan. Dur bakalım. Umutsuzlukla başlayacağım da. Hayır. Güzel. Gel buraya kuzum. Gel buraya kuzum. Gel buraya kuzum. Gel buraya kuzum. Başka var mı? Gel buraya kuzum. Bay bay kuzum. Hemen şöyle devam. Şu top buff falan mı yok değil mi? Bütün ormanlarını kesip şu artık kuleleri açmamız lazım. Kulelerin açılması gerekiyor. Aslında var ya, şu oyundaki küçük zırt ve büyü direnci itemleri çok ucuz ve çok etkili. Çok güzel büyü ve zırh savunması veriyor. Hmm, yetişemedim. Güzel kestiler. En azından asit aldım. Kaçar bu ya. Güzel. Çok iyi. Mide koş kanka. Koş, Grok tutar orayı. Sonra. Şöyle tank oynamayın arkadaşlar ya. Amaç ne? Yedi o. Kestik, bunu da kestik, bunu da kestik. Dikkat ama. Bir tur dikkat. Yahu gel şuraya da bir keseyim seni. Yanaş. Çıkmam lazım. Çok hasar aldım. Artı bufflarım zaten duruyor. Güzel. Ya yetenekler, daha doğrusu şu pasif koca adam olayı var ya. Bu uzun sürüyor. Galiba 10 saniye falan sürüyor. Kolay kolay bozulmuyor yani, 8-10 saniye civarında. Ve büyüdükçe artan o esneklik, o stunlardan kurtulma, artı büyü direnci ve zırh olayı çarı tanklaştırıyor. Zaten hasar kasıyorsunuz ve iki tane buff falan da var. Oynanır. Oynanıyor yani. Keyifli de. Kanosamış çıktım. Hem ilk yeteneğindeki hasar çok fazla olmadığı için, hem de sürekli dönmediği için gerçekten işe yaramıyor. Aslında bir tecrübe maçı oldu yani az önceki maç. Biri mi var burada? Kestik bunu. Çıkıntı. Dikkat abi. Kaçtı yahu. Yetenek gelmedi ki. Hadi, dur 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 dur. Pasif atayım. Kes bunu. Oho. Aaa. Ya hedefimde Lancelot vardı. O herifi düz vursam bile kesmiştim onu. Sağlık olsun. Şimdi ikinci item. Nedense bitmen savaş yapmak istiyorum. Ama saldırı hızını da deneyebilirim. Kritik. Fantom. Bam 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 bam. Yapıştırır abi. Çok da güzel yapıştırır. Bozulma tırpanı. Asa falan diyormuşum. Canavar abi satılışı. Şimdi bunun üstüne bir de bir bitten savaş yapayım da. Yapayım yapayım. Yapayım. Ani hasarım çok iyi hale gelsin. Pasiften dolayı artı zaten bir sürü özelliği var. Bekleme süremizi de artması lazım. İhtiyacımız var. Bundan sonra belki bir tane kritik olabilir. Düşünürüz duruma göre.
Çıkayım da şu buff'ları alayım ya. Gençler. Bütün buff'ları Lancelot'a verdik. Kim karşı lan? Bakmadım rakibe. Arkadaşlar yine kaplumbağanın olduğu sıra ölüyoruz. Formumuzdayız. De buff alıyorum yani, gelemem. Şınlanamam. Kaplumbağa yine gitti. 14. 13 pardon. Ölmeyelim yavru. Ne olur. Pasifi bozdurmamaya çalışmam lazım. Kes. Sıkıntı yok, kes. Dikkat. Keselim abi şu ormanları falan. Ve yine öldü öyle mi? Yavru her zaman o fight. Yanına dönmüyor maalesef. Bir anda da oralara gelemiyorum. Keşke gelebilsem de. Pasifi bozdurmayalım. Güzel. Bakın biraz deli ha. O da var birazcık. Abim ya. Değdi mi? İkidir saçma sapan satıyorum farkı. Tanklar için ölüyorum ikidir ya. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi bir tane kanat çıksam mı? Bir tane kritik mi yapsam? Hareket hızı için bir tane fırtına. Hem de saldırı hızı en iyi item bunda. Vesaire vesaire. Bilmiyorum. Tanka yönelmeli miyim? Hasardan mı devam etmeliyim? Yüzde kaç veriyordu? 5-5 veriyor. Toplam kaç defa? Yok. Her koca adam 1-2 mi? Toplam 25 mi birikiyordu? O kadar büyük veriyor mu lan? Yanlış mı anladık? Bir dakika dur bakalım. Okuyorsun sonra burada. Okumadan girdiğim için şu an bir şey anlamadım. Kanka çıkın oradan. Burayı al. Kim aldı lan? Vay gudik vay. Şu bizimkiler niye tank kovalıyor? Bir tane kanat yapılabilir mi ya? Sarımız iyi çöldü. Önde kalmam lazım biraz. Kes burayı. İlk toplamaya çalışıyorum. Bunun da güzel. Hayır ya buna gerek yok. Sen bana şunu versene. 23. Şunu bait atabiliriz ya. Bekleyelim biraz. Kestik lan. Geldi. Yukarıdan change geliyor. Yukarıdan change geliyor. Yapacak bir şey yok ya. Ben tamamen Lord'a fokus attım. Ne Atlas'ın geldiğini gördüm. Ama Change'i görmeleri ve yukarıdan kesmeleri lazım. Change'in korkusunda hiçbir şey yapamadım orada ya. Mid kuleye dönemeyiz. Adamı bıraktılar. Mecburen Lord'a döneceğiz. Evet uzadı mı aç boş yere. Aslında var ya kanat çıkmayıp full saldırı bile gitmek mantıklı çare ya. Çıktık artık. Bir tur daha farm çıktı. Kes bunu. Şu buff'larını alalım gel. Gel 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 gel. Öldük mü?
güzel satıyorum ama değil mi? Bekledim, yukarı bekledim. Koyduklarını yiyelim. Özür dilerim. Kritik mi fırtına mı? Kritik mi fırtına mı? Artı %40 kritik hasar. Kritik şansımız şu an var mı hiç evimizde ründen dolayı? 3. Çok iyi. Bir tank daha yapmak istemiyorum. Bir şey değişmeyecek. Hasarımız böyle bam bam artması lazım. Kaldık mı zaten ölüyoruz. Onu fark ettim. O yüzden saldırı gitmem lazım. Ver ya bir kritik ver bakalım. Ya da bir fantom ver. Ver fantom versen. Oha geri attı. Geliyorum. Change'i çaldırmayalım bunu. Evet. Ne yapıyoruz? Almışlar mı tüm onları ya? Ya saflaştır. Gerçekten almazdım bilseydim böyle olacağını. Atlas fight üzerine oynamıyor. Ne oldu lan? Bro bir tane vurayım size. Neredesiniz? Bu Atlas'ta o ışık var ya. Bu satacak herhalde. Bu Atlas'ta o ışığı görüyorum ben. Hadi Atlas kardeşim. Hadi kardeşim benim. Kes kes şu tank kaçmasın. Gel lan. Tükürürüm vallahi seni duvara. Kibar. Tık. Nasıl satıyorlar bak görüyor musun? Ben bir satarsam siz de iki satıyorsunuz işte arkadaşlar. Bu durum hep böyle. Hop W basıyor ölüyor kardeşim böyle. Kardeşim benim. Ölsün kardeşim. Gel buraya. De o kadar olur yani çare. İlk defa oynuyorum. De çar cidden güçlü ya. Teşekkürler vurduğum için. Çarp şunu duvara. Güçtür oğlum. Güçtür oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Gel oğlum. Helal olsun kardeşim. Şu lordu alalım da bitsin artık ha. Buraya vurma lan. Geldim. Al. Geliyor reis. Reis geliyor da. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam çıkabiliriz. Hatta rüzgar var mı? Rüzgar yok. Darlayabiliriz dur. Ah be oğlum. Git işte bufflarını al ya. Ama geç kalacağım. Bak şu an fight'a. Neyse. Biter mi maç? Ya fight başlatacak. Ne bileyim bir Halit var. Başka yok. Bu dostlama böyle atlamamız lazım ortaya. Böyle hurra gireceğiz içeri. Cidden saflaştır hiçbir işe yaramaz mı bir maçta ya? Atlas var diye aldık. Kufra var diye aldık. Geliyorum. Şu an satmam gereken item düşünüyorum da. Paramız yok ki. Geldim. Sıkıntı yok. İstediğimi alabilirim. Şuraya çarpalım. Bunu keselim. Kes. Kes. Level başına 5 yükle başlıyor oyuna. Okumuştum onu galiba. Şey yapacağız. Şu buff'u almam lazım. Dikkat et bro. Mavi buff çıkacak onu da alayım hemen.
Geliyorum. Ama bu lane'lerin bir şekilde itilmesi lazımdı arkadaşlar. O fight orada yine çok tehlikeli. Tutarlar oğlum ya. Tek lane'den gitmeyin. İki de unuttuk. Bak sıfırdan da yıkıyoruz bu şey. Şunu savunma çıkacağım. Şöyle atalım. Aa, nerede lan diğerleri? Tutmuş orada. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paranoid de saymayı öğreniyorum. Dikkat. Çok iyi. Ormanları anlamak daha iyi ya benim için. Yük toplamam lazım. Bunları nasıl keseceğiz biz ya? İçeride kaldım gereksiz yere. Çık Osman, çık. Ulti artık bir işe yaramıyor ya. Çık kanka. En azından toplu yerlerde bir işe yaramıyor. Biri öldü orada galiba. Güzel, kimse ölmemiş. O kadar doğru sırası değil sanki ha. Ben orada girebilirim. Vuralım bakalım ne kadar vuracağız. Güzel. Kanka gitti bile. Temizle. Temizle, yarısı gitti. Temizle, geliyor reis, geliyor reisler, geliyor reisler, geliyor. Güzelsin reis. Temizle babam. Aha matkapçı amca. Matkapçı amca nerelerdesin? Gözümüz yollarda kaldı. Şimdi vuralım. Tamam. Ayda. Kanka yapma. Yapma ya. Sen slow fight'ı nasıl kazanabiliriz ki şimdi biz? Ne yapayım? Kritik yapmak lazım gibi. Bütün yükümüz gitti. Bir tane vurayım lan. Bir tane vurayım. Low. Of. Her şeyi sattık. Naneyi yemedik mi biz şimdi? Kule açın. Lütfen şu lane'leri bir itsek oyun kazanacağız. Oyun. Bitecek oyun. 3 savaşçıyız. Değil mi demiyoruz ya o. Bitsin hadi. Bit. Güzel. Ya böyle de tek tek yakaladığın zaman ulti atmak kolay ama late'de atamıyorsun. Adamlar direkt harcıyor. Bütün ölümlerimi, bütün satışlarımı ulti yüzünden yaptım. Hepsi ultiye gitti. Son fight saymasak. Son fight'ta da Atlas sanki %10 can, %10 değil %3 canla üzerime koşuyormuş gibi böyle fight'ta beni görmüş direkt geldi, kafama ulti attı abi. Saflaştırı bastık ama devamında öldük maalesef. Güzel maçtı. Çar'da güzel, fena değil. Yani her rolde oynanır gibi, yani mid'de oynarsın, tank olarak oynarsın, solo'da oynarsın vesaire. Ama tank veya solo daha iyi gibi. Evet, videoyu beğen atmayı unutmayın. Bu çar hakkında daha fazla yorum yapmayacağım. Yuzong ve Halit faciasından sonra. Öyle. Sadece bu kadar demek istiyorum. Yani biraz daha oynamam gerekiyor. Bundan sonra çarlara yorum yapmadan önce bir 5-10 maç oynayacağım. Oyunlarda kime karşı ne yapıyor, metada nasıl vesaire diye. Ondan sonra çarların hepsi metaya giriyor. Biz de böyle ne dersek tersini çıkartmış olarak hayatımıza devam ediyoruz. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Feni günüydü, evet haklısınız. Yorumlarda da bir sürü yorum gelecek büyük ihtimal ama. Çar gelmişken videosunu atayım dedim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.